Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezi nuru gulubi arifin bi nuru irfanı ve likam ve suduru salikin. Bize netel ilmi evvel hilmi evvel irham ve şefkat şevak evveli vicdan. Edebbi ve adabu Resulullah-ı Erkam ve Resulullah salavat-ı Rahman. Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidina Muhammedil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidina Aliyyül Mürtüze kiremallah ve çeh. Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidatana Hatice'dir Kübra Fatıma-tü Zehra Hayrul Nisa. Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidina İmam-ı Hasan-ı Hulk-ı Rıza. Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidina İmam-ı Hüseyin Mazlum-u Şehid-i Deşti Kerbela. Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidina İmam-ı Zeynel Abidin Mahsun-u Pak. Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidina İmam-ı Mehmet Bakir. Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidina İmam-ı Cafer-i Sadık ve Sebib Pak. Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidina İmam-ı Musa-i Kazim. Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidina İmam-ı Geçten Kıble-i Gekten Sultan-ı Horasan, Delil-i Horasan, Burhan-ı Horasan, Şahid, Şehid-i Horasan. İmam Ali'l Musa-i Rıza, Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidina İmam Muhammed Takı'l Cevat. Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidina İmam Ali'l Nagi ve Hadi. Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidina İmam Hasan al-Askeri. Allahümme salli ve sellim ala nuru seyyidina İmam Muhammed Meyti. Sahibiz zaman kutbil devran yücedil burhan hayyil gayyım. Cardayı masun ufak salavat-ı rahman. Himmet aile iltifatları üzerimizde hazır ve nazır ola cemimiz aynı cemimiz. Kırklar meydanında kabul ve makbul ola. Tac-ı Arif'in gafsul-u vasılın sultan-ı aşıkın. Pirimiz, üstadımız Hüngürac-ı Bektaş-ı Velemendim'in sülbinden sabit kadem eyliye. İşlerinden şefaat bula. Zevki vicdan ilmi irfan kemal-i haline edeyliye. Piran-ı Horasan-ı Rum-ı Kalender-i Türkistan müşehimmetleri hazır kiremleri var ola. Allah Allah, Allah Allah, üçler, beşler, yediler, kırklar, binler, binbirler. Nur Nebi Kerem-i Ali, Pirimiz Üstadımız Hüngürac-ı Bektaş-ı Veli. Gözleye, bekleye, şaşırıp düşürmeye, hanelerimizi şen eyleye, ocaklarımızı mamur eyleye, bucaklarımızı dolu eyleye. Ocağımızdan, bucağımızdan bereketi eksik etmeye, gökten hayır rahmet, yerden hayır bereketler iksan eyleye. Din, vatan, millet, hak, hakikat uğrunda şehit için ustadları, ustadlığa server İmam Hüseyin Efendimiz'in sancağı dibinden cümlemizi uzak eylemeye. Cenab-ı Hak hükümeti cumhuriyetimizle elbet baydar eyleye. Yurdumuzun bekçisi kahraman ordumuzu karada, denizde, havada, her yerde muzaffer eyleye. Abdal Musa Sultan, Niyazi Baba Sultan, Yatağan Baba Sultan, Teslim Abdal Sultan, Ali Baba Sultan, Hamza Baba Sultan, Hacem Sultan, Gaygısı Sultan, Karadönlü Can Baba Sultan, Seyyidere Sultan, Güzeldeli Sultan, Sarı Saldık Sultan, Sarı İsmail Sultan. Cümle sultanlar hümetlerimizde hazır ve nazır ola. Askerde olanların kılıçlarını, keskin atlarını, eşkin nüfuslarını geçkin eyleye. Anne ve babaları biz kardeşleriye gelip görmeyi nasip ve münezzer eyleye. İsmi Şah Allah Allah'a. Vakitler hayır ola, hayırlar fethola, şerler def ola. Münkürler mat ola, münafıklar berbat ola, müminler şad ola, sırlar mesut, gönüller mesut ola, hanedana hukara mamur ola. Er Hak Muhammed Ali yardımcımız, göğsümüz, bekçimiz ola. Pirimiz, üstadımız, Hüngürac-ı Bektaş-ı Veli Palım Sultan Efendi, mümin desteklerimiz ola. Allah erenler kuruhu inacıdan, tarihi müstekimden, ehli beyti Resulü'nü kimem, 14 çarda imasını fakkemelerinden ayırmaya. Dilde dileklerimizi, gönülde muratlarımızı vere. Dil bizden nefes Allah'tan ola gerçeğe hü. Neye başlasın? Tamam başladım. Mustafa oğlu Turabi Şahin Çalçakırar köyünde doğdum. Çalçakırar köyünde büyüdüm. Sonra efendim küçüklüğümü okulumu Çalçakırar köyünde okudum. Oradan sonra Medele'de okudum. Ondan sonra köyüme geldim. Annem babam vefat etti. Beni okula göndereceklerdi gönüne. Ona da vefat etti. Ben okulu bıraktım. Okulu bıraktıktan sonra annem ve babam öldü. 1949'da öksüz kaldım. Ondan sonra komşunun birine çoban durdum. Çobanlığımı 4 sene çobanlıkta geçirdim. Çobanlığımı geçirdikten sonra Türkan'la evlendik. Nerede gördün Türkan teyzeyi? Çeşme'de. Çeşme'de gördüm, aşık oldum. İstettik. Onlar da gönüllüymüş zaten. Verdiler. Türkan teyze de seni görmüş, sevmiş demek ki. Ondan sonra tekrar yine bir çobanlığa başladık. Askerliğim geldi, askere gittim.
Malatya'da 4 ay kaldım. Ondan sonra 4 ay sonra Çavuş kursuna gittim. Çavuş oldum. Oradan Sarıkamış'a gittim. Sarıkamış'ta 20 ay kaldım. Orada birinci çavuştum. Oradan askerden geldim. Biraz rahatsız oldum. Askerden gelince mi rahatsızlandın? Askerden geldim, rahatsız oldum. 5 sene hasta oldum. 5 sene bu benim kahrımı çekti Türkan. Ne rahatsızlığı geçirdin Turab amca? Ağzımdan kan geliyordu. Ağzımdan kan geliyordu. Bu 5 sene sürdü. 5 sene sonra tedavi oldum. Ondan sonra Isparta'ya gittim. İzmir'e gittim. Denizli'ye gittim. Oradan dolaştım, geldim. Cenab-ı Allah bize sağlık verdi. Bir sürü koyun geçi aldık. 30 sene çobanlığımızdan geçti. Ondan sonra halimiz, vaktimiz iyileşti. Köye biraz hizmet ettik. Sürekli köyde kalmışsın o zaman, değil mi? Köyde kaldım. İyile gittik, çıkmadım. Köyde kaldım. Köyde kaldıktan sonra koyun geçi yaptık. 30 sene bunlar devam etti. Ondan sonra bağcılığa başladık. Bağcılığı bitirdik. Şimdi tekrar bir daha hasta oldum. Yine tekrar iyileştim. İyileştikten sonra bağ aldım, bağ yaptım. Bağcılıkla uğraştım. Bizim derede bağımız çoğdu. En büyük çift bağ bizdeydi. Orada baraj bastı. Baraj bastıktan sonra buralardan idare olduk, gittik. Şimdi çoluğa çocuğa araziyi dağıttım. Emekli oldum. Ne güzel. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra çocuklar bağa, bahçeye bakıyorlar. Turabi amca, bu Çalçakırların taş evleri çok meşhur değil mi? Çok gördük biz gelirken. Taş ustaları burada değil mi? İnsanlar onu nasıldı sence? Eskiden hep taş evler varmış. Bunları anlatsana bize bir. Şimdi eskiden taş. Bu taşı hayvanla çekip bu duvarı onunla yapıyorsun. Hayvanla çekiyorsun. Bir sene hayvanın taş çekiyor. İkişer taş koyuyorsun eşeğe. Buraya getiriyorsun, yiyorsun. Ondan sonra, el emeğiyle. El emeğiyle. Taşı çıkarıyorsun. Evet. Getiriyorsun buraya. İşte sene bir usta getiriyorsun, usta çalıştırıyorsun. Bu şekilde bu evleri yapıyorsun. Senin burası da mı şey, betonarme ama değil mi? Dışı taş mı? Dışı taş. Tamam. Kaç tane çocuğun var Turab amca? Şimdi 2 tane çocuk var. Oğlan var. Ondan sonra onlardan 2 torun var. Birinden bir torun var. Burada mı çocuklarından? Burada. Burada yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Çalçakır'da yaşıyorlar. Bağcılık yapıyorlar. Oğlanın birisi Kuzguzcak'tan bağ aldı. Orada 40 dönüm bağı var. Onu işliyor. Gelip gidiyorlar işte, bana bakıyorlar. Geliyorlar değil mi ziyarete torunlar, geliyor, çocuklar? Geliyorlar. Hepsi geliyorlar. Sabahla buradayız zaten. Ne elinin biri. Sana? Pekala, bize bu Çalçakırlar'da yapılan düğünleri anlatırsan, ne adetler var burada? Düğünlerde neler yapılır? Çok adet var değil mi Batı? Yok mu şimdi? Şimdi zaten herkes gidiyor, okuyor, okuduğu yerde birini buluyor. Ondan evlenip gidiyorlar. Düğünler nasıl oluyordu? Eskileri anlatırsan bize Turab amca. Eskiden, ne adetler yapılıyordu burada? Eskiden 4 gün evveli bir un tarı, un üdülürdü. Onu kadına 2-3 gün idealaydı. Ondan sonra çalgıcı getirdik. Çalgıcılar çalgı çalardı. Oynaşırlar, gülüşürler. Kızlar bir tarafta, oğlanlar bir tarafta. Kızların olduğu yere bizi sokmazlardı. Delikanlılar. Gençleri sokmazlar mıydı? Gençler sokmazdı. Gençler sokmazdı. Gençler sokmazdı. Peki şimdi neler yapıyorsunuz Turabi amca? Yaşlar sokmadı. Ondan sonra kına oldu. Kınadan ertesi gün gelin çıkarılardı. Tekbirlerdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi hamd.
yiyip gelini öyle çıkarır. Gelinin başına para atarlardı, çekirdek saçarlardı, pekmez koyarlardı. Gelin yiyip gelini basarırdı. Akşamüstü gelin geldiği zaman kapıda yağ çanağı geçerdi. Bunlar kalktı şimdi. Evet. Atla gelirmiş bir de, değil mi? Burada da var mıydı öyle var. Adet? Gelini... Sen neyle getirdin? Türkan teyze mi? Atla. Akşamüstü bunun kına evine gittik. Bizim sülalemiz kalabalıktı. Ta buradan ileride çok uzakta bunun evleri vardı. Oraya gittik. Bir de oğlan evinden kız evine bağladığın zaman asalardı.